Bütün darbelerin aslında aynı darbe mekaniğinden beslendiğini çok iyi biliyoruz. Darbelere karşı olmak sadece 15 Temmuz'un o şekli e, haline karşı olmakla söz konusu olamaz. Darbelere karşıysanız darbe fikrine de, darbe zihniyetine de karşı olacaksınız ve darbelere yol açan bütün süreci olabildiğince aydınlığa kavuşturup bu konuda ihmali olan, bu konuda işbirliği olan bu darbelerin hayata geçmesine neden olan herkesi aslında yargının önüne çıkartacaksınız. Bir kumpas davası, Kobani kumpas davası hayata geçirdiniz. O davanın iddianamesini işte o darbeciler hazırlamıştı. O darbecilerin iddianamesini aldınız. Siyaseti tasfiye etmek için bizim yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı, başkanlarımızı yargılamak için kullandınız ve o yüzden de bugün Selahattin Demirtaş, Vigen, Yüksekdağ gibi birçok arkadaşımız cezaevinde neden bir darbe hukukuyla yargılandıkları için? Aldınız o fikirleri. Onların fikrini aldınız. Bu ülkeye kayyum atadınız. O darbecilerin bile aklına gelmeyecek işi yaptınız. Bugün Hakkari'de kayyum var. Hakkari'de kayyum varsa darbecilerin zihniyeti de hala hayattadır. Ve siz bir tecrit hukukunu darbecilerin uyguladığı tecrit hukukunu aldınız. Mutlak iletişimsizliğe yani tam anlamıyla bir tecrite her haliyle bir tecrite çevirdiniz. Tecrit zaten bir darbe hukukudur. Ya yani gazetecilere yönelik saldırılarınız devam ediyor. Gazetecileri tutuklamaya, cezaevine koymaya devam ediyorsunuz. En son Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş adlı iki gazeteciyi tutukladınız. Bakın hakim tutuklarken ne diyor biliyor musunuz? Suç oluşturan bir eylem yok ama devlet ve toplum için tehlikelidir. Yani ortada bir eylem yok, maddi bir delil yok, bir suç yok. Fakat hakim Niyet okuyor aklınca, kendince gazetecileri dev, devlet ve toplum için tehlikeli görmüş ve tutukluyor. Bu nasıl hakimlik? Bu nasıl yargıçlık? Bu işte ancak olsa olsa darbecilerin. Kurgulayacağı bir yargı sisteminde olabilir o yüzden gazeteciler cezaevinde olmaya hak ihlallerine uygulamaya devam ediyorlar kaldı ki gazetecilerden sadık topaloğlu'nun çok ciddi bir göz problemi var tedavisini aksamaması lazım aksarsa çok kısa zamanda görme yetisini kaybedebilir buna rağmen hasta tutsak olmasına rağmen tutsaklığı devam ediyor. Kaldı ki hak ihlalleri deyince aklımıza bu ülkede cezaevleri geliyor. Bütün cezaevlerine baktığınızda cezaevi olmaktan ölüm evine dönmüş durumda. Yeni yapılan cezaevleri başlı başına birer aslında tabutluk inşasından başka bir şey değildir.